Herkese merhaba. Güneşli, sıcak bir günden tekrar faydalı bir video ile sizlerle beraberiz. Bakalım bu hafta size ne anlatacağız? Gelin hep beraber aracımızın içinde anlatacağımız faydalı videoyu beraber görelim. Haydi. Şimdi gelelim, bu özelliğimiz ne? Gündelik hayatta devamlı karşılaştığımız köşelere yanaşırken, özellikle kaldırım köşelerine yanaşırken kafamızı kaldırıp aynadan acaba yanaşıyor muyuz? Acaba tekerleğimiz değiyor mu diye bakmak zorunda kalıyoruz. İşte bu özellik sayesinde geri vitese taktığımızda artık sağ aynamız otomatik olarak düşecek ve biz ne kadar istiyorsak o kadar düşecek. Ne kadar hafıza alıyorsak o kadar düşecek. Ve biz de geri yanaşmalarda tekerleğimizin kaldırma sürtmemesi için bize avantaj sağlayacak. Bu özelliği nasıl çalıştığını ve nasıl aktif edildiğini gelin hep beraber birlikte bakalım. Kar tuşuna bastıktan sonra ayarlar menüsüne girip aynayı silecekler menüsüne giriyoruz. Geri viteste ayna indir özelliği var ise aracımızda ve kutucuk işaretli ise geri vitese taktığımızda aynamız R konumunda iken, bakın R konumunda iken geri vitese taktığımızda otomatik olarak aynamız düşecektir. Parkımızı tamamladık. Aynamız düştü. Bize fayda sağladı. Peki bu ayna devamlı düşük mü kalacak? Aynanın yükselebilmesi için normal vitesimizi D'ye alıyoruz. Arabamızı hareket ettirmeye başlıyoruz. Kilometre saatimiz 15 kilometreye ulaştıktan sonra aynamız eski pozisyona yükselerek geri dönecektir. Peki bu ayna ne kadar düşecek? Biz ne kadar istiyorsak o kadar düşecek. Bunu ayarlayıp hafızaya almayı göstereyim size. Öncelikle aynamız R konumdayken geri vitesi alıyoruz. Aynamızın ne kadar düşmesini istiyorsak o pozisyona getiriyoruz manuel olarak. İster tamamen lastik, isterseniz sağ açık. Daha sonra bu getirdiğimiz ayarı hafızaya alabilmek için aynamızı, ayarını sıfır konumuna alıyoruz. Sıfır konumunu aldığımızda en son istediğimiz hafızaya gelmiş oluyor ve otomatik olarak hafızaya almış oluyoruz. Bu haftaki videomuzun da sonuna geldik. Bakalım önümüzdeki haftalarda size hangi özellik anlatacağız. Bizden istediğiniz, anlatmamızı istediğiniz özellik varsa lütfen bizimle iletişime geçin ve bizimle paylaşın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.